Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dişi üreme sistemi hormonlarından bahsedeceğim. Şimdi bakın, hormonları böyle iki şekilde bize grafik olarak sunabilir. FSH ve LH'ı birlikte, östrojenle progesteron da birlikte. Bazen bunları böyle XY diyerek hani hangisinin hangisi olduğunu ister veya işte hormonları gösterir, aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır gibisinden sorabilir. Şimdi burada sizi bakın en güzel cevaba götürecek olan hormon LH hormonudur. Neden? Çünkü LH hormonuna baktığımızda LH hormonunun salgısı 14. günde çok fazla artıyor. 14. günde arttığı için de ben şu pembeyle yazan hormona ne dedim bakın? LH. Çünkü LH ne yaptı? 14. günde çok arttı. Peki LH hangi hormonun salgılanmasını sağlıyor? Arkadaşlar FSH hormonu östrojen hormonunun salgılanmasını sağlar. Östrojen. LH hormonu ise progesteron hormonunu çok miktarda salgılatır. Östrojen hormonu da az miktarda salgılatır. Şimdi çok miktarda progesteron salgılattığı için o yüzden buraya progesteron yazdım. Şimdi bakın. FSH hormonu ne yaptı? Bakın bir anda pik yaptı arkadaşlar 14. gün. O zaman FSH salgılandıktan sonra hangi hormon salgılanacak? LH salgılandıktan sonra hangi hormon salgılanacak? Progesteron. O zaman 14. günden sonra salgılanmaya başlayan hormon hangisi? Bakın progesteron. Kırmızıyla çizdiğim ne oldu? Progesteron. Çünkü ikisi birbirine bağlıdır bakın. LH ile progesteron birbirine bağlıdır. FSH ile de östrojen. FSH'a dikkat ederseniz FSH bir artıyor. Sonra biraz azalıyor. Sonra bir daha artıyor. Böyle dalgalı şekilde gidiyor. Arkadaşlar bunun dalgalı şekilde gitmesi östrojenin de dalgalı şekilde gitmesine sebep olur. Bu yüzden de östrojen hormonu bakın yine 14. günde fazla salgılanıyor. Bu da sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Yavaş yavaş miktarı azalıyor. Eğer gebelik yoksa tabii ki bu çizdiğim hormonlar gebelik olmayan dönemde gerçekleşen grafiklerdir arkadaşlar, unutmayın. Buna göre siz LH'ın etkisiyle progesteronu bulursanız eğer diğerine de zaten FSH, östrojen direkt yapıştırırsınız. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Peki diğer hormonlar neydi? Şimdi burada iki tane hormonumuz daha var arkadaşlar. Oksitosin ve prolaktin. Şimdi prolaktinden zaten bahsetmiştik. Ne yapıyordu prolaktin? Östrojen ve progesteron seviyesini yüksek tutardı. O zaman yazalım. Östrojen ve progesteronu yüksek tutar. Yüksek tutar. Peki oksitosin ne yapıyor? Oksitosin doğum sırasında lazım arkadaşlar. Hem sütün gelmesini sağlayan hormondur. Bakın sütün gelmesini sağlar. Hem de rahim kaslarını kasılıp gevşemesini sağlayarak doğumu kolaylaştırır. Doğumu kolaylaştırır. Zaten bu hormonlardan yine endokrin sisteme geldiğimiz zaman bahsedeceğim. O yüzden kısaca söyleyip geçiyorum arkadaşlar. Kolaylaştırır. Oksitosin hormonu mesela sezaryenle doğum yapan kişilerde hani birazcık geç salgılanabilir. Bu yüzden de ilk başlarda sütü gelmeyebilir arkadaşlar. Ama eğer normal doğum yapmış bir kişi ise zaten rahim kasları kasılıp gevşiyorsa oksitosin salgılanmış demektir. Bu da sütün gelmesini sağlar arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hormonları verdikten sonra size demiştim ki spermatogenez, oogenez olaylarını anlatacağım ve buna bağlı olarak bir de döllenme olayından bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü döllenme olayında salgılanan fertilizin salgısı olsun, hyaluronik asit var, ondan bahsedeceğiz. O yüzden ilk önce spermatogenezden, daha sonra da oogenezden bahsedelim. Şöyle başlık yazıyorum. Spermatogenez yani spermin oluşumudur. Şuraya da arkadaşlar oogenez yazıyorum. Oogenez. Bu da yumurtanın oluşumudur. Sonrasında da döllenmeyi anlatırız. Şimdi spermatogenez olayı nerede gerçekleşiyor? Testislerde arkadaşlar epididimiz dediğimiz kısımda gerçekleşen yani seminifer tüpçüklerin içerisinde epididimiz dediğimiz kanallar vardır. Bu kanallar içerisinde spermatogenez olayı gerçekleşiyor. Seminifer tüpçükler unutmayın. Arkadaşlar spermatogenez olayında bakın 2N kromozomlu olan sperm ana hücresi ilk önce bir mitoz bölümüne geçirir. Mitoz bölümüne geçirir veya interfaz evresini gerçekleştirir. Hani buraya size mitoz da diyebilir, interfaz evresi de diyebilir. Şimdi mitoz bölünme geçirerek ne oluyor arkadaşlar? Ya sayısını artırıyor ya da interfaz evresi yazarsa interfaz evresini geçirerek ne yapıyor? Bölünmeye hazır hale geliyor.
Biz oluşan bu yapıya birinci spermatosit diyoruz. Spermatosit. Birinci spermatosit yani mayoza hazır olan hücremizdir. Daha sonra bu hücre arkadaşlar mayoz 1 evresini gerçekleştirir ve mayoz 1 evresi sonucunda en kromozomlu 2 tane hücre oluşturur. Bu oluşan 2 hücreye de ne diyoruz? İkinci spermatosit diyoruz. İkinci spermatosit. Burada da ne gerçekleşiyor? Mayoz 1. Mayoz 1. Sonrasında arkadaşlar yine her iki hücre, bakın her iki hücre mayoz 2'yi gerçekleştiriyor. Mayoz 2 bölünmesini geçiriyor. Mayoz 2. Mayoz 2 sonucunda da ne oluşuyor? Yine en kromozomlu birbirinden farklı 4 tane hücre oluşuyor. Biz oluşan bu hücrelere de ne diyoruz? Spermatit. Spermatit diyoruz. Arkadaşlar bu spermatitler henüz olgunlaşmış değiller. Yani bunlar birazdan hareket yeteneği kazanacaklar. Nerede kazanıyorlardı hareket yeteneğini? Nerede kazanıyorlardı arkadaşlar hareket yeteneğini? Tabii ki epididimizde kazanıyorlar. Ve arkadaşlar spermatitler başkalaşım geçirerek, bakın başkalaşım geçiriyorlar burada. Şurada başkalaşım yazalım buraya da. Başkalaşım yani metamorfoz değil mi? Geçirerek kuyruk kazanırlar. Şöyle kuyruklara sahip olurlar ve hareket yeteneği kazanırlar epididimizde. İşte bu şekilde spermatogenez dediğimiz olay bundan ibaret. Şimdi geliyorum oogeneze. Çünkü spermatogenez aslında kolaydır. Mayoz 1'i geçir, mayoz 2'yi geçirsin. Tamam spermatitler sonra da başkalaşım. Arkadaşlar bu arada olgunlaşan sperm artık diyoruz olgunlaşan hücrelere sperm diyoruz bunlara. Spermler. Şimdi gelelim oogeneze. Oogenezde şöyle bir durum var. Normalde spermatogenez arkadaşlar ergenlik zamanında başlar ve ömür boyu devam eder. Tabi erkeklerde de bu hani kadınlardaki menopoz gibi bir durum vardır ama tamamında görülmez bu menopoz dediğimiz. Hani erkeklerde gerçekleşen andropozdu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu olay hepsinde görünmüyor. Genelde böyle ömür boyu devam ediyor diyoruz. Oogenez ise şöyle gerçekleşiyor. Anne karnındayken daha biz... Daha yeni böyle yumurtalıklarımız oluşmuş falan. Yumurta ana hücreleri bulunur. Yumurta ana hücresi. Şimdi şuradaki mitoza interfaz da diyeyim arkadaşlar. Hani mitoz da diyebilir size interfaz da diyebilir. Yumurta ana hücresi de aynı şekilde ya mitoz bölünme geçirerek sayısını artırır ya da interfaz da hazırlanır arkadaşlar. Yine bulunan bir sürü yumurta ana hücresi. Bu hücreler ne yapıyor? İki en kromozomlu. Birincil oositlere dönüşüyorlar. Birincil oositlere dönüşüyorlar. Sonra bu birincil oositler mayoz 1 evresini gerçekleştiriyor. Bakın şöyle mayoz 1. Mayoz 1 evresini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ve burada en kromozomlu 2 tane hücremiz oluşuyor. Bunlar bu arada ben yanlış çizdim. Şöyle birini biraz daha büyük çizmem gerekiyor. En kromozomlu 2 tane hücre oluşur. Bunlardan bir tanesi birinci kutup hücresidir. Kutup hücresi. Diğeri de ikinci oosittir. İkinci oosit. Peki bu ikinci oosite ne oluyor? Bakın şuraya kadar anlattığım evreler anne karnındayken yani embriyo döneminde gerçekleşir. Burası embriyo döneminde gerçekleşen olaylardır. İkinci oosit olduktan sonra mayoz 2 gerçekleşmiyor ve anne karnında arkadaşlar gerçekleşen olaylarla yumurtalıkta bizim yumurtalarımız ikincil oosit halinde bekliyor. Birinci kutup hücresi de bu arada sitoplazma yetersizliğinden ortadan kayboluyor. İkincil oositler daha sonra artık hani ergenlik dönemi geldi ya FSH etkisiyle LH etkisiyle arkadaşlar işte folikül gelişiyor. Yumurta oluşuyor arkadaşlar. Yumurta oluşumu tamamlıyor. Sonrasında ise İşte LH etkisiyle yumurtlama gerçekleşiyor ve yumurta dışarıya çıkıyor. Yani Fallopi tüpüne giriyor. Mayoz 2 evresini işte Fallopi tüpünde gerçekleştirir. Yani bizim yumurtalıkta gerçekleşen bu ikinci oosite kadar olan evre yumurtalıktayken geriye kalan mayoz 2 evresi nerede gerçekleşiyor? Fallopi tüpünde gerçekleşiyor. Bunu unutmayalım. Peki hocam diyeceksiniz burada yumurta kanalında gerçekleşen bir olay vardı. Bu arada ben size diş üreme sistemindeki o şekil üzerinden göstermeyi unuttum. Şimdi birazdan gösteririm arkadaşlar. Bundan sonra hani o yumurta kanalında geçmeden önce hani korpus tüm falan oluşuyor ya.
O oluşumlar arkadaşlar sadece ikinci loositin etrafında gerçekleşen olaylardır. Ama sonrasında ikinci loosit serbest kalıyor. İkinci loosit sonra arkadaşlar ne yapıyor? Bölünmesine devam ediyor. Şimdi ikinci loosit ne yapacak? Mayoz 2'yi geçirecek. Mayoz 2'yi geçirdikten sonra da arkadaşlar en kromozomlu ootit oluşacak. Ootit. Yine bir tanesi büyük, bir tanesi küçük olur. Buna da ikinci kutup hücresi diyoruz. Bu yine ikinci kutup hücresi de kaybolur arkadaşlar. Eriyerek kaybolur, ölür yani. Bunun sebebi de hani döllenme yumurta içerisinde olduğu için, yani direkt zigot arkadaşlar yumurtanın içerisindeki çekirdeğin sperm çekirdeğiyle birleşmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla beslenme olayı buradan gerçekleşecek. O yüzden ootit biraz daha büyüktür. Sonra bu ootit yine büyüyerek, gelişerek neyi oluşturuyor? En kromozomlu ovum. Yani yumurtayı oluşturuyor. Buradan sonrası da ne zaman gerçekleşir? Ergenlik döneminden sonra gerçekleşir. Buraya da ergenlik yazalım. Evet, spermatogenez ve oogenez olayları bu şekilde. Bu arada hemen size o şekil üzerinden göstereyim. Şekli o kadar çizdim. Sen gel unut onu anlatmayı. Hem de bir tekrar etmiş oluruz. Arkadaşlar şimdi biz ne demiştik? Bakın burada hem diş üreme sisteminin kısımlarını hem de bu korpuzitom evresini falan göstereceğim size. Şimdi bakın. İlk olarak ne olacak? Folikül gelişmeye başlayacak. Bakın folikül içerisinde, şurada folikül içerisinde arkadaşlar birinci loosit bulunur. Bakın folikülde birinci oosit bulunur. Bu birinci oosit gelişiyor arkadaşlar. Bakın şurada ikinci loosite dönüşüyor. İkinci oosite dönüşüyor. Hani şu birinci oosit, ikinci oosit var ya, şuraya kadar olan kısım zaten nerede gerçekleşti? Anne karnında. Bundan sonra arkadaşlar ne olacak? Bakın ikincil oosit dışarıya çıkacak. İkincil oosit dışarıya çıktıktan sonra mayozun geri kalan kısmı zaten burada gerçekleşecek. Yani benim anlattığım olay şunun dışarı çıkışı, daha böyle geliştirerek anlattım, büyüterek. Arkadaşlar sonra boş kalan folikülün içerisine yağ damlacıkları doluyor. Yani sarı yağ damlacıkları doluyor ve bu şöyle sarı rengini alıyor. Sarı renkte görülüyor. Biz bu yapıya ne diyoruz artık zaten? Corpus luteum diyoruz. Corpus luteum. Bundan sonra ne olur peki? Bundan sonra şimdi ikinci loosit dışarıya çıktı ya, hemen ikinci loosit spermlerle döllendi arkadaşlar. Burada döllenme olayı gerçekleşir. Şurada döllenme. Döllenmeden sonra ise ne oluştu? Zigot oluştu. Zigot. Sonra arkadaşlar bunlar blastomer oluşturdular. Bu zaten gelişim evresinde anlatacağım size, blastomerlerden bahsedeceğim. Sonra arkadaşlar bu blastomerler işte sürekli bölünerek morulayı oluşturur. Morula. Burada da geldi embriyo tutundu. Embriyo tutunur. Tutunma olayı burada gerçekleşiyor. Yani olayımız aslında şurada başlıyor. Corpus luteum evresi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle. Sonrasında ise bu corpus luteum hani oluşu bozulmasını engelliyoruz ya biz. Engellememizin sebebi hani corpus luteumla birlikte yumurtada dışarı atılmasın diye. Sonra arkadaşlar dediğim gibi embriyo tutunduktan sonra artık zaten hormonlar devreye giriyor ve gelişme, çalışma bu şekilde başlıyor. Şu da bu arada doğum kanalıdır arkadaşlar. Şu anlattığım kısım, şurası doğum kanalı. Doğum kanalı. Şurası da uterus iç duvarıdır. Yani endometrium dediğimiz tabakadır. Evet, bu şekilde anlattığımız kısım. Bir de şurayı da söyleyeyim isterseniz size. Farklı bir renkle yazayım arkadaşlar bunu. Bakın şu kısımda servix kanalıdır. Servix kanalı. Zaten servixin bittiği yerde neresidir? Vajinadır. Vajinadan sperm girişi gerçekleşiyor. Evet, böylece bunu da anlatmış oldum. En azından eksik kalmasın. Şimdi oogenezi de anlattıktan sonra ben size döllenmeyi anlatacağım. Döllenmeyi de arkadaşlar hemen şuraya şeklimi çiziyorum ve döllenme olayını kısaca size anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar hem şekli çizdim hem de kısaca böyle yazdım ben. En azından vakit kaybetmiş olmayız yazarak. Daha anlatması kolay olur. Şimdi bakın. Yumurtanın içerisine spermin girebilmesi için spermin bazı yapıları delmesi gerekiyor. Nedir bu yapılar? Bir kere şu kırmızıyla yazdığım yapı zona pellucida tabakasıdır.
Zona pellucida tabakası. Bu tabaka arkadaşlar türe özgü bir tabakadır ve tür dışında başka spermler geldiği zaman onun döllenmesini engelliyor. Zona pellucida tabakası önemli. Ayrıca bir tane sperm girdikten sonra katılaşarak diğer spermlerin girmesini de engelliyor. Şuradaki hücreler folikül hücreleridir. Folikül hücreleri. Tabii şimdi biz İkinci oositi serbest bırakıyoruz ama etrafında yine folikül hücreleri var. Tamamen serbest değil çünkü onun korunması gerekiyor. Şu da nedir? Spermdir arkadaşlar. Sperm. Bu da nedir? Yumurta çekirdeğidir. Spermin içerisinde de ne var? Çekirdek var yine. Şimdi bakın yumurta fertilizin salgılıyor ve spermi kendine doğru çekiyor. Sperm temas ettiğinde ise anfertilizin dediğimiz bir madde salgılıyor ve arkadaşlar diğer spermlerin girişini engelliyor. Bakın hem zona pellucida var hem de bu salgıyı salgılıyor. Sonra spermin akrozomunda bulunan hyaluronidaz enzimi ve proteolitik enzimler vardır arkadaşlar. Bu enzimler devreye giriyor. Hyaluronidaz enzimi yumurtanın destek dokusunu eritiyor. Proteolitik enzimler ise arkadaşlar proteinlerin sindirilmesini sağlıyor. Bakın protein oradan aklınıza gelsin. Daha sonra spermin baş kısmı böylece içeriye girmiş oluyor arkadaşlar ve döllenme burada gerçekleşiyor. İşte döllenmeyi gerçekleştirdik bakın. Bundan sonra ne olacak artık? Büyüme ve gelişme. Zigot oluştu. Büyüme ve gelişme nasıl olacak? Zigottan sonraki evreler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki ne zaman? Bir sonraki dersimizde. Sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.